Merhaba arkadaşlar. Yeni podcast'a hoş geldiniz. Biraz ara verdim. 15 günlük bir tatil yaptım. Yani pek tatil değil tabii de. Yine de böyle açıklayayım. Bugün böyle kısa bir yayın yapmak istiyorum. Biraz konuşalım. Ondan sonra uzun podcast'ler ve canlı yayınlar gelecek. Birkaç tane yerde de konuk olacağım. Bugün birazcık erkeklerin yaptığı hatalardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu en önemli hatalardan biri olan nereye kadar giderse gitsin o zamana kadar ben o kadınla takılırım modunda düşünen erkeklerden bahsetmek istiyorum. Benim bloğa da böyle bazen sorular gelebiliyor. Bu arada altta görüyorsunuzdur linki. Aylık acı sork. Mutlaka uğrayın arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi bir konseptle karşılaşmayacaksınız. Oldukça farklı yazılar ve makaleler var diyebilirim. Neyse konumuza geçelim biz bugün. Ne geçenlerde böyle bir soru geldi ki yani. Bu da benzer birçok soru geliyor aslında. Mesela adam 20 yaşında diyelim. Ya da 25 yaşında bir kadınla ilişkiye hasbelkader başlıyor. En başta işte normal geliyor bu kadın buna. Ama yani işte aşık değil bir şey değil. Öyle bir arzu duymuyor ve şey diyor. Ya tamam işte seks alıyorum. Gittiği yere kadar gider. Gerekirse bitiririm. Ben bu ilişkiyi kontrol ederim. Zaten kız bana çok aşık. Yani keyfim yerinde. Bu kafaya girmeyin arkadaşlar. Bu kafaya giren erkek her zaman kaybeder. Bu kafaya girmek kadına sizi rahat unutması, hipergamik olarak daha iyi bir erkeğe geçiş yapması için fırsat tanımaktır. Yani siz ilişki içerisinde ilişkiyi kontrol ederim, ben yönlendiririm diye düşünüyorsanız temel ilişki dinamiğini bilmiyorsunuz demektir. Bakın şöyle bir kural var. İlişkinin başında veya sonunda kadın güçlüdür. O genellikle kontrol eder. Ama ilişkiyi sunması gereken sizsiniz. İlişkiyi yürütmesi gereken, ilişkiye yön vermesi gereken de sizsiniz. Bu dinamik iyi anlaşılmıyor. Ve genellikle erkek güçlüken ilişkiyi bitirmeyi tercih etmiyor. Çünkü erkek sahiplenmeyi seven bir varlık. İlişkiyi bitirmiyor. Ancak ve ancak çok kötüye gittiğinde, güçten düştüğünde kadın ilişkiyi bitiriyor. Bu yüzden ilişkilerin çoğu kadınlar tarafından bitiriliyor. Yani ilişkiyi bir şekilde ayakta tutacak, yönünü belirleyecek olan kişi sizsiniz. Ama başlatmak veya bitirmek sizin elinizde değil. Çünkü başlarken cinsellikle başlıyor. Genellikle istatistiklerden bunu biliyoruz. Biterken de kadının sizden vazgeçmesi ile bitiyor. Bunun da nedenleri olarak yok işte bana yeteri kadar ilgi göstermiyor ki bunların da aslında nedenleri var. Gerçekten de birçok erkek çünkü buraya çok kısa bir parantez koyarak açıklamak istiyorum. Birçok erkek çünkü ilişki içerisinde kadın kendisine çok bağlı olduğu için vermesi gereken ilginin çok azını veriyor. Yani biz her zaman ilişkilerde 2-3 kuralını öneriyoruz. Yani ilişkiyi kontrol edebilmeniz için hiçbir zaman kadından daha fazla vermemeniz lazım. Bunu öneriyoruz. Ama adam hiç vermiyor. Sıfır veriyor yani. Yani 1 bölü 3 bile değil. Kadın 3 veriyor, 5 veriyor, adam 0 veriyor. Ya yine yapar diyor, yine alır diyor, yine beni sever diyor falan. Ama kadınların bu gibi konularda karşılık beklediği hep unutuluyor. Feminen enerji her zaman beslendikçe çünkü size bir şeyler sunar. Siz beslemezseniz onu, o bir süreden sonra biter. Bu böyledir. Ama işte erkek bu erkek genel olarak yapısal olarak dışa dönük olduğu için bunu anlamıyor. Neyse bu ayrı konu. Adam hiç vermiyor. Devamlı doktor hayat, devamlı doktor hayat. E tamam kısa süreli ilişkide kadın buna çekilir. Doğru. Ama belli bir zamandan sonra işin diğer tarafında arayacaktır. Yani kendisine güven veren, ona belli sağlayıcılık niteliklerini sunan erkeği tercih etmek isteyecektir. Bunu da isteyecektir ilişkide. Çünkü sadece heyecan aramıyor kadın. Normalde 20'li yaşlarda bu biraz daha dengeli, hatta biraz daha dark triad tarafına dönük. Ama 30'lara girdikten sonra kadın tam terse dönüyor. Yani ne oluyor? Bu sefer de daha böyle sağlayıcılık ve güvene dayalı bir ilişki aramaya başlıyor. Arzuyu dışarıda bırakıyor. Zaten istese de bırakmak zorunda, istemese de bırakmak zorunda. Çünkü artık arzuyu bulabileceği adamların sayısı da azalıyor. Yani artık baktığı adamlar ona bakmamaya başlıyor. Hatta geçenlerde böyle bir tane kadın vardı. Hatta durun onu size göstereyim. Twitter'da ona yazdık. Üzerine bir şeyler söyledik. Şöyle bir şeyler. Belli bir yaşa gelmiş olmasına rağmen hala amsalak olan erkekler. Adam 30'una merdiven dayamış. İşinde gücünde ama hala ergen gibi her gün başka biriyle flört etmek istiyor. İstiyor. Bu adamlar 30'una gelince de 20 yaşındaki kızlara göz dikiyor. Şaşmaz. Türkçe de bilmiyor arkadaş. Yani gördüğünüz gibi böyle bir şeyler söylenmiş. Yani böyle acınası bir cümle kurulmuş. Maalesef erkek ve kadının cinsel stratejileri bilinmiyor. Zaten bu yüzden aşağıda cevap da verdik.
Yani bunun temelinde iki tarafın cinsel statüsünün aslında farklı olması yatar. Yani bu konumuzda da bağlantılı diye söylüyorum. Çünkü çoğu erkek 20'li yaşlarında böyle bir kadına bağlı kalıyor. Çünkü ilk bulabildiği kadın onun cinsel statüsüne birazcık da uygun. Çünkü tekrardan bir kadına ulaşması zor. O yüzden ilişkiyi kontrol edebileceğini zannediyor. Ama ondan sonra edemediğini fark ediyor. Terk ediliyor. Hem de çok kötü şekilde terk ediliyor. Büyük bir ayrılık acısı yaşıyor. Büyük bir vanaçiz yaşıyor. Hani o en başta ben onu kontrol ederim. Ben onu aslında bir şey hissetmiyorum diyen adam var ya. İşte o adam ilişki sonunda ağlayan, zırlayan, geri dön Tülay diye bağıran bir adama dönüşüyor. Bu hiç şaşmıyor arkadaşlar. Bu senaryoyu çok gördüm. Bunun nedeni de erkeklerin ilişki içerisinde daha fazla bağlanıyor olması ve sahipleniyor olması. Ben hep aynı örneği veririm. Erkekler için kadınlar bir çeşit oyuncak tır gibidir. Yani o oyuncak tır yanındayken oyuncak tırın belki ne derler ona değeri bilinmez. Ama tırı kaybettiği zaman delirir. Oyuncak tırı elinden alın. Yani çünkü sahiptir erkek ona. Sahip olmayı sever erkek. O kadın onunlayken değerini bilmez. Sahip olduğuna inanır ama o kadın gittiğinde ben ona sahiptim diye delirir. Kadınlarda ise böyle bir his yok. Bu yüzden başka birisine kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Tabii bunun başka evrimsel nedenleri de var. Yani yaş aralıklarının kısıtlı olması, daha doğrusu biyolojik yaşlarının kısıtlı olması gibi başka nedenleri de var. Bunları açıkladık zamanla tekrar tekrar üzerine durmayacağım. Ama durum bu. Burada da işte aslında bu 20 yaşında kazık yiyen erkeğin 30 yaşında kendi cinsel statüsünü fark edip ulan tabii ki böyle yapmalıyım diyerek kendisine çekici gelen kadınlara yönelme durumu mevcut. Ve işin garip tarafı aslında arkadaşlar bu kadınlar bu adamları tercih ediyor. Bakın şunu unutmayın. Hiçbir toplulukta, hiçbir biyolojik türde erkek direkt istediği kadını alamaz. Her zaman cinselliği sunan, genel seçimi yapan, genetik çeşitliliği sağlayan kadındır. O yüzden günümüzde kadınların %100'ü üremiştir. Erkeklerin %20'si kadarı üreyebilmiştir. Yani genetiğimizin çok azı bugünlere aktarıldı. Yani burada tabii erkeklerin seçilmesindeki en büyük sebep güçlü olmaları. İşte güçlü olduğun zaman da birçok kadına ulaşabiliyorsun, harem kuruyorsun. Böyle bir fark var. Hani geçmişte böyleydi. Şu an günümüzde bu durum biraz daha farklı. Ama dinamik bu. Neredeyse bütün topluluklarda, bütün hayvan türlerinde durum bu. Ve işte bu buradaki yakarış da, buradaki şu aşağıda yazan yakarış var ya, bu kadının yakarışı, bu işte tam olarak. O 30 yaşındaki herhangi bir erkekten bahsetmiyor. Muhtemelen çevresinde hoşuna giden ve bir şekilde kadınlara ulaşabilen erkeklerden bahsediyor burada. Yani bahsettiği şu değil. Kerim abi ya da Yaşar amca değil. Gerçekten statülü, işinde, gücünde kadınlara ulaşımı olan yüksek değer erkeklerden bahsediyor. Bu erkekleri utandırmaya çalışıyor. Çünkü eğer bu erkekler genç, kendisine güzel gelen kadınları tercih ederse kendi yaşlı kadınlar değerli erkeklere ulaşamamış olacak. Yani aynı bundan on binlerce yıl önceki durum gibi. Önceden de böyleydi ya. Yani demin de bahsettiğimiz gibi. O değerli erkekler harem kurabiliyordu. İşte şu an bu erkeklere ulaşımı yok kadınların. Yani böyle bir durumda o diğer kadınlarla o erkeği paylaşmak zorunda kalıyorlar ve bunu istemiyor hiçbir kadın. Çünkü bireysellik şu an günümüzde liberalizm, hatta neoliberalizm bize satılan ve hatta artık ben buna liberalizm demiyorum aslında. Bu solculukla birleşmiş garip bir liberalizm. Ki ben de kendimi liberal olarak tanımlarım ama benim anlayışıma oldukça ters bunlar mesela. Neyse ya bu solcu, eşitlikçi, garip, feminizmle kavrulmuş neoliberalist yani mutasyona uğramış bir liberalizm aslında. Bu liberal türünde resmen bir dikte var. Kendi görüşünü zorla kabul ettirme amacı var. Neyse. Bu yüzden arkadaşlar böyle yorumlar yapıyorlar. Ve erkeği utandırmaya çalışıyorlar. Birçok erkek de bunları destekliyor. Niye destekliyor? Çünkü kendileri de kadına ulaşamıyor. Onlar da aslında bu erkekleri kıskanıyor. Durum bu. Ama değerli erkekler her zaman kendilerinden küçük kadınlara ulaşır. Gerçek budur. Hiçbir değerli erkek, hiçbir 35 yaşında değerli bir erkek kendi yaşıtında veya kendi yaşının üzerinde bir kadınla birlikte olmaz. Yani oluyorsa o erkekte bir sıkıntı vardır. Ya gerçekten mavi haplıdır, gerçekten zihni karışmıştır. Yani kendi potansiyelini fark edememiştir. Ebru Oğlan'ın dediği gibi.
Bir kadın için bir erkeğin kendi potansiyelini keşfetmesi en büyük tehlikedir. Durum bu. İşte bu erkek kendi potansiyelini keşfedemediği için böyle bir sorunla karşılaşıyor. Ama gerçekten güçlü bir erkek, yüksek statülü bir erkek ulaşabileceği onca kadın varken, onca 20'lik kadına ulaşabiliyorken niye gidip kendi işte bir kadın olsun ki? Neden olsun? Birileri onu utandırıyor diye mi? Yani arkadaşlar gerçekten yani kendimden örnek vermek istemiyorum ama son 5 senede hatta daha da uzun süre galiba 7 senede en yakın çıktığım yaşıtım kız benden 7 ila 10 yaş küçüktü. Hatta 15'e kadar düştü bu oran. Ve hiçbirisini ben zorlamadım. Hepsi kendi geldi. Hepsi kendi istedi. O yüzden kendi havuzunuzu geliştirdiğiniz zaman gelen kadınlardan siz tercih ediyorsunuz. Ama siz seçim yapamazsınız. Yani her 20'lik kadınla birlikte olamazsınız. Aynı şekilde ya emin olun bu arada 35 yaşındaki kendi yaşıtınız, yani o dönem için kendim için bahsediyorum. Kendi yaşıtım bir kadına belki ulaşmam daha maliyetliydi. Çünkü 35 yaşındaki kadının kendi gözündeki değeri çok yüksek. Yani hem statülü hem bilmem ne hem öyle hem böyle diyor ki benimle birlikte olacak adam da şu 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 özelliklere sahip olmalı diyor mesela. Ama bana çekici gelmiyorsun ki sen. Ben o şartları senin için neden taşıyayım? Gerçekten neden taşıyayım? Durum bu yüzden bu bir utandırma taktiği arkadaşlar. Çok çok tipik. Konumuzla da bağlantılı şunu bir kapatalım önce. Yani konumuzla da bağlantılı. İşte bu 20 yaşında potansiyelini keşfedememiş erkeklere de ben aynısını öneriyorum. Bir, 30 yaşına kadar sevgili yapmayın. Yani sevgili şöyle diyelim ya da sevgili yapacaksanız da değen bir kadınla olsun ve bir ayrılık acısı yaşayın. Yani bir kendinize gelin. O vanitiz yaşanmadan, bir kere öğrenilmeden teorik olarak kavranılmıyor. O pratiği yaşayacaksın. Yani şey olacak. Aa, tamam diyeceksin. Ben onu yaşadım. Ben hatamı biliyorum. O yüzden bazen bana 20 yaşında yazan arkadaşlara şey demek istemiyorum. Ya sen neler yaşayacağını bilmiyorsun şimdi. Ama öğreneceksin. Ben ne dersem diyeyim o adam onu yaşayacak çünkü. Ve yaşaması da lazım. Yani ben defalarca kazık yemişimdir 20'lerimde. Yemeseydim belki öğrenemeyecektim birçok şeyi. Araştırmayacaktım. Bazen ekşi sözlükte yazanları görüyorum böyle. Kırmızı hap başlığının altına ya da garip garip kadınların popüler olarak girdiği başlıkların altında şey gibi yazılar olabiliyor. İşte şöyle kadın değerlidir, böyledir. Bu işte bilmem ne erkekler sizi demoralize etmesin. Alfa erkek diye bir şey yoktur, o yoktur, bu yoktur falan. Adam yaşamamış ki yani ne bir sevgilisi olmuş hayatında. Belki olmuş ya da bir ay sürmüş. Ne ayrılık acısı yaşamış, ne vanaçiz yaşamış. Bilmiyor adam. Bilmediğiniz zaman davulun sesi uzaktan hoş gelir arkadaşlar. Dayak yemediğiniz sürece hep kendinizi en iyi döven zannedersiniz. Bir kere tokat yiyeceksin. Ve asla böyle öğrendim bitti ben artık işte kırmızı hapı da öğrendim kadın erkek cinsel dinamiğini de öğrendim böyle bir şey de yok. Siz nasıl gelişiyorsanız kadınlar da gelişiyor onlar da güncelliyor kendini. O yüzden bir kere unplugged olduğunuzda yani fişten çekildiğinizde devamlı olarak kendinizi geliştirmeye kadın cinsel stratejilerini öğrenmeye devam etmelisiniz. İnsanlar nereye gidiyor? Toplum nereye gidiyor? Sosyolojik olarak nereye gidiyor? Çünkü toplum değiştiği zaman bireyler değişmeye başlıyor. Bakın şu an devamlı Twitter'da orada burada feminist akımların ya da LGBTQ ABCD'nin biliyorsunuz plus'ın devamlı propagandası var. Ve bu şekilde büyüyen bir nesil var. Geçen gün bir istatistik gördüm. Şey diyordu. Kendilerini yeni yani Z jenerasyonunun %30'u kendini LGBTQ olarak tanımlıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? %30'u. %30. Bundan 10 sene önce böyle bir şey mümkün müydü? Bu ne demek? Toplum yönlendiriliyor. Topluma ne verirsen onu alır. Geçenlerde şey dinliyordum. Evanescence, değil mi? Yanlış okumadıysam. Bu Emily'nin bir tane grubu vardır. Metal grubu. 2000'lerde çok popülerdi. 2003'te mi? 2004'te mi? O civarlarda çok popülerdi. Bring Me To Life diye bir şarkıları vardı hatta bunların. Şimdi telif girmesin diye göstermek istemiyorum. Yoksa YouTube direkt telif veriyor. Neyse. O zamanlarda bu çıktığında biz hep yuhalıyorduk. Ya diyorduk böyle şey mi olur? Ne bileyim işte arkada garip bir rap müzik bilmem ne. Linkin Park'lar falan da o zaman çok popülerdi. Diyorduk işte şöyle çıkıyorlar böyle çıkıyorlar vesaire. Ama ne oldu? Bir anda metal müzik tekrardan popüler oldu. Yani bu iş böyledir arkadaşlar. Bir şekilde toplum yönlendirilir.
toplum yönlendirildiği zaman siz özgür olarak düşündüğünüzü zannederseniz ama aslında onların düşüncelerini savunuyorsunuz. Yani hiç fark etmeden bunu yaparsınız. Evet, ne diyorduk? İstediğim zaman bitiririm ben. Şu an cinsellik alıyorum. Keyfim yerinde ama istemezsem devam etmem. Öyle olmuyor bu iş. Aynı su içinde kaynayan kurbağa gibisiniz. Yavaş yavaş kaynıyorsunuz, yavaş yavaş kaynıyorsunuz ve hiç fark etmeden o kadın sizi terk ediyor. Sonra da büyük bir one-eyed yaşıyorsunuz. Eğer bitirebilecekseniz veya bitirmeyi düşünüyorsanız en güçlü zamanınızda bunu yapmalısınız. Yani ilişki zayıfladığında tam tersi. Siz kovalayan olmaya başlıyorsunuz. Yani benim gördüğüm çevremde yıllardır yaşadığım geri bildirimlerden de gördüğüm bu. Güçlü anınızda ilişkiyi bitirebilirsiniz, bitirirsiniz. Bir kere böyle topu kaybettiğiniz zaman asla bitiremezsiniz. O yüzden bir ilişkiyi kontrol etmek istiyor musunuz? Ya zamanı gelince ederim diye düşünmeyin. Güçlü olduğunuz zaman kontrol edebilirsiniz. İşte o an kontrol edebilirsin. Bu düşünceye sahipken kontrol edebilirsin. Bu düşünceye sahip değilken bunu yapmaya çalışırsan o iş olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra o kadın sizin burnunuzu halkaya takıyor. Sizi betaize etmeye başladığı anda bütün avantaj kadına geçiyor ve siz bu sefer tam tersi kovalayan taraf oluyorsunuz. En baştaki o alfa niteliklerinizi kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden bu oyuna asla düşmemeniz lazım. 20'li yaşlarda önerim ciddi ilişkilere çok girmemenizdir. Kendinizi geliştirmeye çalışmanızdır. Kendinize odaklanmanızdır. Özellikle fiziksel ve zihinsel ve tabii ki eğitimsel statünüzü ilgilendiriyor çünkü. Gelişiminize odaklanmanız olur. Çünkü emin olun istatistikler de bize bunu söylüyor. 20 yaşında başlayan ilişkilerin %50'si bitiyor arkadaşlar. Yani hatta evliliklerin diyelim. Evliliklerin %50'si bitiyor. Bunu uygun şekilde düşünün. Yani 20 yaşında böyle bir kadına aşık oldum falan. Nereye giderse gitsin. Yani bir de bu kadar çaresiz misiniz ya? Yani sen kendi erkek cinsel stratejini yaşayamadan evleniyorsun falan mesela. Tek eşli olarak. 20 yaşında bir kadınla tanışmışsın. Hatta ikinci sevgili. Çat diye evleniyorsun. 30 yaşında ne olacak? Gerçekten 35 yaşında ne olacak? Sen kendini fark ettiğinde, çevrende birçok kadın olduğunda, 35 yaşına geldiğinde, çevrende bir sürü 20'li kadın olduğunda ne yapacaksın? Yani gerçekten o heyecanı senin prime yılların akarken, senin prime yılların mevcutken sürdürebileceğine inanıyor musun? O yüzden arkadaşlar yani prime yıllarınızda birçok kadınla birlikte olmadan, belli bir sayıya ulaşmadan evlilik, uzun süreli ilişki vesaire kesinlikle düşünmemenizi öneririm. Aksi halde ileride o kadını aldatırsınız. O kadını aldatırsınız. Yani buradaki bu Tomris Tonton teyzenin söylediği gibi amsalak utandırmalarına da kesinlikle düşmeyin. Bu bir ergenlik değil, bu cinsel stratejiniz. Bunu yapmayan erkekler tam tersi, atıyorum 22-23 yaşında uslu uslu evlenen erkekler 35 yaşında evlenmiş olmadan rağmen başka kadınlara bakıyorlar ve aldatıyorlar. Huzurlu süren ilişkilerse, yani istatistiklerden yine bunu biliyoruz, daha ileriki yıllarda evlenen erkekler, yani evlenecekseniz tabii ya da uzun süre ilişki yaşayacak erkekler. Opsiyonu olan gerçekten 30 yaşında bir erkek sevgilisi varken etrafa bakmayacak mı? İmkansız. Gerçekten imkansız. Çok düşük ihtimal. Hele ki bir kadın ona kur yaparsa çok savunmasız o erkek. Bakın belki etrafa bakıyordur, bulamıyordur. O kadınla devam eder. Bunu anlarım. Bu olabilir. Ama sevgilisi var. İlgi çeken bir erkek. Birileri geliyor mesela, bu adama kur yapıyor. O adamın baştan çıkmaması imkansız. Bakın gerçekten imkansız. Bununla ilgili bir enter de yazdık ek sözlükte zamanında da. Sonra bir ton küfür de yedim ben. Debeye de girdi, ekşilere de girdi hatta. Bayağı da popüler bir entry oldu. Aşağı koyarım yine, isterseniz okursunuz. İmkansız arkadaşlar. Evet, bu podcast böyle ortaya karışık bir şeyler olsun. Bir 15 gündür de bir şey çekmiyordum. İyi oldu. Kendinize iyi bakın. Yakında bir canlı yayın yapacağız. Kulağınız arkadaşlar YouTube, Twitter, artık ayrılık acısı.org veya Instagram sayfasında olsun. Kendinize iyi bakın.